Cağ kebabı. Hayırlı akşamlar. Yine o kadar acıktım ki. Ben yaptım bunları. Sobada. Şöyle soğanlarını da hop dökelim. Tabii ki kişnişli, acılı, ondan sonra kimyonlu, zerdeçallı bir de çorba yaptım. Bol acılı ama. Acayip acılı. Bakın biberleri böyle uzun uzun ezdim ezdim. Kaç tane koydum. Biraz daha soğan. Çok severim soğanla eti. Tuzu da çok severim. Et de, balıkta, soğanda. Lavaşlar zaten bir başka. Lavaş, yavaş. İnşallah beni alır. Bismillahirrahmanirrahim. Çiçeğini oradan alır ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım acısı nasıl. Harika. Kişnişleri de uzun doğradım ki. Yoruyor ya ben. En güzel. Hadi gitme ya. Hiç sabrım yok. Acı biberler. Çok güzel. Közde de çok güzel oluyor et ha. Sobanın közünde pişirdim. Kişniş harika aroma vermiş.
Ben siz yokmuşsunuz gibi yiyorum. Konuşamıyorum yani, çok açım. Ağzımda hep yalmaç oldu. Patates kızartması doldurmuşlar. Ben sevmiyorum ki. Bayılıyorum ben. Şu an hayatta yemem. Efendim. Ha aşkım. Acıktın mı? Evet. Ay. Hoppala.
Ya Rabbim şükür elhamdülillah. Acı biber tabi temizlik yapıyor. O yüzden fış fış ediyoruz. Ay acı çok güzel ya. Ben acılarıma bile şükreden bir insanım. Şükürler olsun Rabbime ne güzel bir lezzet vermiş. Acı olarak vermiş. Emme çok şükürler olsun. Duramıyorum onsuz. Çok güzel. Ay çok acıkmıştım gerçekten. Kendimi kaybediyorum var ya böyle. Yemin ederim çılgına dönüyorum acıkınca. Ay. Rabbim kimseyi aç bırakmasın. Açlıkla da sınamasın. Evlatlarıyla sınamasın. Böyle. Rabbim böyle güzel acılar nasip etsin. Acıtanları değil. Ulan kendi dişim olsa çoktan alırdım aşağı. Şimdi ben kaş şiş yedim. Bir tane buraya düşmüş. Burada 6 şiş var. 5 şiş yedim. Ne diyecektim lan? Vallahi unuttum Hatice'mi. Harbiden unuttum diyeceğimi. Aa. Abi! Vallahi unuttum ya. Tüh. Neyse kafam dolu dolu yani yalan değil. Çünkü projeler var, planlar var. Dükkanla alakalı yani. Ha şöyle diyecektim ya. İşte Allah acıtanlarla karşılaştırmasın dedim ya. Yani yapan yaptığını bulacaktır. Acıtan acıyacaktır. Üzen üzülecektir. Neden hepimizin ağzında var mesela kimse yaptığını yaşamadan ölmeyecek diye. Ha, bu kötü anlamda mı? Hayır, tabii ki de. İyilik yaparsan iyilik bulursun. Merhamet edersin, merhamet bulursun. Güzellik yaparsın, güzellik bulursun. Hainlik yaparsın, hainlik bulacaksın. Nankörlük yaparsın, nankör bulacaksın. İftira atıyorsun, iftiralara maruz kalacaksın. Ölmeden. Hemen değil. Allah'ın sopası yok. Yani şöyle diyorum. Her şeyin bir bedeli vardır. Bedelsiz bir şey olmaz. Herkes kıyafeti bedenine göre dikiyor. Her şey böyle. Yani herkes kendine. Senin bedenin bana uymaz, benim bedenim sana uymaz. Ama işte uydurmaya çalışırız ya böyle zorlarız giysin giydireceğiz falan giydireceğiz diye. İşte yani öyle uğraştığından kalır. Böyle. Ondan sonra ben mesela şunu söyleyeyim. Ben hayatımda fake hesap nedir bilmem. Açmasını hiç bilmiyorum. Hiç yapmadım da böyle bir şey ben gerek de duymam. Niye ben fake hesapla biriyle muhatap olacağım ki? Yani çok saçma, çok alçakça. Yani sahte insanlar bunu yapar. Bu bana yakışmaz. Hiç yapmadım da, yapmayacağım da, yapmam da. Benim vaktim yok zaten. Neyse. Şey ya, biri gelmişti de fake hesapla onu diyorum. Hani niye böyle yaptı acaba? Şimdi yemek yememden de midem bulandı diyenler oluyor bazen. Desin eyvallah. Hoşuna gitmeyebilir. Ben şimdi ağzımı açarak falan yemiyorum. Çok dikkat ederim. Ağzımı kapalı yerim. Ağzımdakini göstermem falan. Evet bunları yapsam iğrenç olur. Evet elimle yiyorum. Ama elimi ağzıma sürmem. Kesinlikle parmaklarımı. Ki kendi tabağımda bile dikkat ediyorum buna. Ki ortak yiyorsam eğer
hayatta çok dikkat ederim. Soruyorum acaba hızlı yememden mi midesi bulanıyor? Ama şu da bir gerçek ki beni Allah böyle yaratmış. Ben hep böyle yiyorum. Kamera karşısında da böyle yiyorum. Kamera arkasında da böyle yiyorum. Ben hiç hatırlamıyorum yavaş yemek yediğimi. Çünkü beni Allah böyle yaratmış ya, yapım böyle yani. Ben bunu nasıl değiştireyim? Şimdi kolumu düşünün. Şimdi elimi ben buraya montalık, burayı el yapabilir miyim? Yani bunun gibi bir şey. Neyse çok uzatmayayım ya. Çok konuşmak istiyorum ama çok mutluyum be. Gerçekten dükkanı iptal etmiştik. Çok üzülmüştüm gerçekten ama şu an çok mutluyum. Neyse oraya da girmeyeyim artık. Çok mutluyum. İnşallah iyi olur. İyi olursa da şükredeceğim. İyi olmazsa da şükredeceğim. Çünkü her şeyi Rabbim. Rabbimden. Ha, ben güzel olsun diye elimden geleni yapacağım. Artık uyku uyumayacağım. Çok dinlenemeyeceğim. Ben tempoyu seviyorum ya. Ben uyumayı sevmiyorum. Evde oturmayı sevmiyorum. Ben üretmeyi seviyorum. Üretmeliyim. Sizlerle de iç içe olacağım. Çok güzel. Yani izin bile yapmam yani, öyle söyleyeyim. Evet yorulur muyum? Yorulurum. Ama ben bir iş yapıyorsam, eğer bir gelir elde ediyorsam, her şey yolunda güzel güzel ağır ağır giderse ufak ufak, işte benim en güzel tatilim budur. Ben zaten gezmeyi çok seven bir insan değilim. Ondan sonra böyle. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela sen oraya gitmek istemiyorsun. Seni arıyor. İlle de mecbur bırakıyor seni bazı şeylere. Gitmek istemiyorsun kardeşim ama bunu diyemiyorsun. Gitmek zorunda kalıyorsun. Sonra bin pişman oluyorsun. Vallahi bazı şeylerin önüne geçmek için bu çok iyi oldu yani bana dükkan. Yani benim şu anda bahane değil, geçerli bir sebebim olacak. Kardeşim ben yoğunum, gelemiyorum. Bitti. Tabii ki hastalık söker oldu mu işler değişir. Kapatırım giderim yani, yine giderim ama yani anladınız değil mi benim demek istediğim? Bazıları böyle mecbur bırakır seni. Mesela ya ben mesela doğum günlerini çok ciddiye gerçekten almıyorum. Ya ben olursa da olur, olmazsa da olur. Her neyse. Tabii ki hediyeleşmek çok güzel ama çok takmam ya. Ben niye bana biri pasta almadı? Niye bana öyle yapmadı? Niye böyle yapmadı? Çok teşekkür ederim. Çiğdemciğim aldı benim pastamı. Bebeğim öpüyorum seni. Hatta pastayla kalmadı, daha çok şeyler aldı. Allah razı olsun senden. Güzel yüreklim. Hakkınızı ödeyemem gerçekten. Hakkını ödeyemeyeceğim dostlarım var. Hakkımı helal etmeyeceğim de insanlar var. Öyle söyleyeyim. Böyle. İşte şuraya düğümleniyor laflar, şuraya düğümleniyor gerçekten. Siz beni o kadar çok iyi anlıyorsunuz ki ben bundan çok eminim. Çok da rahatım sizlerin karşısında. Çünkü benim her şeyim sizlersiniz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Enişteniz bu arada hiçbir hediye almadı. Onu da söyleyeyim. Problem mi? Değil. Alsa ne olurdu? Çok güzel olurdu. Bunu da biliyorum. Böyle. Ama ben şey yapmam yani, ona niye almadın, niye etmedin ondan sonra. Hani geçen de mesela dedim yarın 2 gün sonra falan doğum günüm dedim. Bak hediye alacaksın dedim şakayla. Bak yalan değil, yemin ederim olduğu gibi anlatıyorum size. Ne dedi bu dedi, zorbalık mecburiyet falan dedi. Dedim ki ya şaka şaka dedim yani, alma zaten. Hanım alırım canın sağ olsun demen yeterliydi, bütün hediyelere bedeldi dedi. Öyle konuyu kapattık yani. Böyle. Yani o hiç almaz ki. Şimdi alırsa da zaten size gösteriş için almış olur. Size gösteriş için almış gelmiş olabilir. Çünkü siz onun bana hiç hediye aldığını gördünüz mü? Görmediniz. Ben de görmedim. De flört ederken bir çiçek almıştı. Yani evlenmemiştik o zaman. Onu bilirim. Başka da bir şey bilmiyorum yani. Hiç görmedim ben, gerçekten görmedim. Parasını pulunu zaten görmeyeyim.
Ama istediğimi alıp getiriyor. En iyisinden alır getirir. Hani ama böyle huyu var. Yani ben şimdi ne yapayım? Adam bana hediye almıyor diye adamı mı boğazlayayım canım? Hediye alıp burnumdan getirmektense hediye almayıp burnumu yapması daha iyidir yani. Rahat bırakması. Öyle söyleyeyim. Şükredeceğiz ya. Ne yapalım? Her şeye kötü bakarsak o hiç yaşamayalım. Hiçbir şeyden memnun ve mutlu olmayız. Şükredeceğiz. Sabırlı olacağız. Böyle. Dua edeceğiz yani. Ha, bazen kendimizi kandırıyor muyuz? Kandırıyoruz. Niye? İyilik olsun, güzellik olsun diye. Böyle. Her şeye çem 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 edersek sırtlan çakal gibi olmaz değil mi? Haddimizi bileceğiz yani. Öyle. Kimse kimseyi kalıba sokamaz, kılıfa sokamaz. Bu işler böyle. Umarım rahatsızlık vermemişimdir. Çok öpüyorum sizleri. İyi ki varsınız. Ben diyorum ya, benim her şeyim sizlersiniz. Gerçekten sizlersiniz. Dükkanımda da olanları size adım adım bildireceğim. Çekimime orada da devam edeceğim. Ondan sonra güler yüzlü, hoşgörülü olacağım. Ben de çünkü bir yere alışverişe gittiğim zaman esnafın karşılaması çok önemlidir. Çok yaklaşımı, ilgisi, güler yüzü çok önem veririm. Ben mesela suratsız bir şey gördüğüm zaman bir daha oraya hayatta uğrayasım gelmez. Siz beni böyle uyarmıştınız. Ben zaten güler yüzlüyüm. Ben gülmeyi seven bir insanım. Mutluluğu seven bir insanım. O yüzden müşterilerim tabii ki benim için hepsi ayrı ayrı veli nimet olacak. İnşallah böyle her şey tıkır tıkır yolunda gider. Üzülecek bir şey yaşamam dükkanda. Böyle. Yani tabii ki kaç çeşit insan var. Üzeni de olacaktır. Yoranı da olacaktır. Böyle. Biz yani dürüstlüğümüzden şaşmayacağız asla. Böyle devam. Rabbim izin verirse. Şimdi bir kısmını ödedim ben, evet, ama belki nasip olmaz. Niye? Yarın mal sahibi vazgeçebilir. Ben vazgeçebilirim. Ne bileyim, bir şey olur bana. Olmaz değil mi? Ondan sonra. O yüzden hani gelin ata binmiş ya kısmet demiş ya. Bu şekil. Ben de ya kısmet diyorum. İnşallah Rabbim hayırlısını nasip etsin her şeyin. İnşallah güzel olacak. En azından güzel hayaller kuruyorum. Güzel güzel düşünüyorum. Böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Yani her şey güzel geçiyor. Tabii ki bunun zorlukları olacak, inişleri olacak, yokuşları olacak. Düz nadiren olacak. Yani yorulacağız yani. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı dengeyi tutturacağız. İnşallah böyle düz de yürürüz. Hep beraber, hep beraber dualarınızı bekliyorum. Siz benim annemsiniz, her şeyimsiniz, babamsınız, her şeyimsiniz. Her şey. Kalbimsiniz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tekrar söylüyorum. Bunu içimden gelerek hatta dualarla söylüyorum. Haberiniz olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bismillah.